Efendim, Moda TV ekranlarında yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam benim için de özel olan bir konuğum var. Spor camiasından birçoğumuzun tanıdığı ve benimle bir dönem öğrencisi olmayla şeref duyduğum, gurur duyduğum bir antrenörümüz, hocamız var. Ve hani bazı insanlar vardır ya, durduramazsınız. Ödüllere, madalyalara durduramadığınız insanlar vardır. Onlardan bir tanesiyle beraberiz. Kenan Balcıoğlu ile beraberiz bu akşam. Kenan Hocam, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Ben Kenan Balcı olarak sizi tanıyoruz ama spor adamı olarak Kenan Balcıoğlu kimdir? Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Evet, çok teşekkür ederim. Programa beni de konuk ettiğiniz için çok sağ olun, var olun. Kenan Balcıoğlu 40 yılını spora adamış. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nda 4. kademe baş antrenör olan, uluslararası hakemlik, Türkiye Merkez Hakem Kurulu üyeliği 2 dönem, milli takım antrenörlüğü, teknik kurulu üyeliği ve kuruluşunda bulunduğum bu Wushu sporuyla haşır neşirliğimiz ilk başlangıcımız. Peşine Muay Thai Federasyon kurulmasında yine etkili bir rol oynadık. Kendisinde de Muay Thai Federasyonu'nda 3. kıdemli antrenörlük belgesine sahibim. Yine milli hakemim, ulusal hakemim. Yine Kickbox Federasyonu Türkiye'de ilk kurulduğum, ilk antrenörlük resmi spor olduğu için, diğer branşlardan önce kurulduğu için 1995'te maçlarına çıktım. Orada olarak ilk defa kendim dahil olmak üzere Kickbox Federasyonu'nun disiplininde yer aldık. Onda da 3. kademe yine kıdemli antrenörlük belgesine sahibim. Yine Budokai'de karate branşında 1. kademe yardımcı antrenörlük belgesine sahibim ve boks branşında da 1. kademe yardımcı antrenörlük belgesi olan Türkiye'de birkaç ilde görevi üstlenmiş, yapmış. Kim çağırdıysa koşa koşa gitmiş. Hiçbir maddiyat gözetmeden tüm Türkiye'de bu sporların yayılmasında faydalı olmaya çalışan acizane Acizaneden ziyade ünvan zaten programın tamamını kapladı herhalde, öyle görünüyor. Evet. Çünkü ben program öncesinde de konuştuk. 98-99 yıllarında öğrencinizdim. Evet. Bakıyoruz hani yıllar su gibi gelip geçiyor Evet. ama bu yılların içerisinde hiç boş bırakmamışsınız. Evet. Hele de o yıllarda 95'lerden sonra kickboksun revaçta olduğu bu Evet. dönemde Evet. bölgede, bırakın ilçeyi, bölgede ismini Evet. duyuranlardan biriydiniz. Devamında Türkiye'de de duyurdunuz. Sporculuğunuz artık antrenörlük ağırlıklı gidiyor galiba, bildiğim Milli kadarıyla. sporcuyum ayrıca. Milli Milli sporculuk sporcusunuz. belgesi de aldım. Evet. Ben size sizin aldığınız ödülleri sormayacağım. Aldırdığınız ödülleri soracağım. Önce en son Antalya'da Evet, şampiyon birçoğumuz adayınız. tarihler arasında en son bu yılın, yani 2020 yılının ilk şampiyonasını Türkiye şampiyonası olarak minik yıldız, genç ve büyükler kategorisinde Antalya'ya toplamda 23 sporcuyla katıldım. Ordu ilinde 35 madalyamız vardı bu yıl başlangıç olarak bu branşta. Fakat sporcularımız hepsi değildi. İmkanı olan sporcularımız veya güç anlamında, tekniksel anlamda daha iyi olan sporcularımızı 23'ünü götürebildik. Bundan da 5 Türkiye şampiyonu, 6 Türkiye ikincisi ve 2 tane de Türkiye üçüncüsü olmak üzere hem minik yıldızlarda hem gençlerde hem de büyüklerde çok güzel bir sonuçla döndük. Bu daha da yükü yukarı çıkarabilir miydik? Evet, çıkarabilirdik ama tabii ki şartlar yerine göre istediğimiz gibi gitmiyor. Sporcularımızın okul hayatı hepsi iç içe yazılıları, çünkü biz okula daha önem veren, okul karnelerinde daha ön planda tutan bir eğitimciyim ben. Kendime öyle bakıyorum. Tabii ki bunlar beraber gelir. Çünkü çocuklarımızın bu yıl ilk dönem karnelerinde %90 takdir teşekkürümüz var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu da tabii spora da yansıyor. Bu yıl 13 madalyayla Wushu Kung Fu branşında Türkiye olarak aldığımız derece. Tabii bunun yanı sıra yıldız grubumuzda, genç grubumuzun ve büyükler grubumuz olmak üzere bunların İlk üçe girenleri, yani bu madalyalı çocuklarımızdan ilk üçe girenleri Avrupa Şampiyonası. Şu anda Bulgaristan gözüküyor. Bulgaristan Burgaz kentinde gözüküyor ama tabii ki federasyonun sonraki değişimlerini şu anda kestiremiyoruz. Bu ön bir bilgi oluyor bizim için. Kısmetse iki tane de Balkan Şampiyonası yapılacak. Bu Balkan Şampiyonası'nda hatta miniklerimiz ilk defa, yani düşünün, bir 6 yaşında bir çocuğun
Sadece 6, 7, 8, 9 yaşları bu sadece Wushu Kung Fu branşında yarışabiliyor. Diğer branşlarda, Türkiye diğer disiplinlerde olmuyor bu spor dalı. Ama bu branşlarda inşallah olursa da 6 yaşında bir çocuğumuzun milli takımda ülkesini temsil etmesi kadar mutluluk ve gurur verici bir şey yok. İlçem adına, ilim adına, ülkem adına çok güzel bir şey olacak diye düşünüp bir beklentimiz var bu yıl kısmesi. Biz bazı etkinlikler vardır. Hani çoğu zaman ünyenin adını duyuran işte bir festival düzenlersiniz. Dersiniz ki bu kültür sanat turizm festivaliydi. Her yerde duyulduk. Evet. İşte bu tür etkinlikler vardır. Duyulmayı severiz ama spor biraz da geri planda kalıyor. Nedense spor dediğimiz zaman da futbol. Evet. Devamında olursa işte basketbol, voleybol olursa o da. Evet. Ama hep futbol spor denilince akla gelen. Evet. Ama sizinki biraz daha farklı bir branş. Bir sürü ödüller var, madalyaları var, evet. Başarıları var. Bunun karşılığına baktığımız zaman da bugün futbol dediğimiz zaman da her okulun bahçesinde bir futbol sahası vardır. Evet. İşte her ilçenin, her mahallenin bir futbol sahası vardır, halı sahası vardır. Evet. Aynı şekilde sizin sporunuza baktığımız zaman da yeterli seviyede salon imkanı var mı? Öğrencilere sunulabilecek bir salon imkanı var mı? Geçmiş yıllarda da, bugünlerde de. Evet, şimdi geçmiş yıllara baktığımız zaman tabii ki çok zor şartlardı, müthiş zorluklarla yaşadık. Ama günümüzde şu anda il spor müdürlüğümüz ve ilçe spor müdürlüklerimiz bütün imkanlarını bu branşlara da ayırabiliyor. Yani kişinin belgesi yeterli olduğu sürece tesislerini açmaya çalışıyor. Ama bu yeterli mi? Tabii ki değil. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi malzeme sorunumuz da var. Futbol ve basketbol, voleybol gibi bu branşlar var. Bunlar bir takım sporu. Bizler de çocukluğumuzda ilk futbolda var. Çünkü ilk erkek çocuğu. İlk önce futbol, plastik toplar. Futbol. Bizim zamanımızda tabii biz normal toplar da görmedik ama bir topu alırsın bakkaldan, parasını verirsin, alırsın. Onu duvara vursan bile geri gelip seninle oyun oynar o top. Fakat bizde bir antrenör eşliğinde çalışması gereken, çünkü sakatlanabilir mi, onun hızlanması, yavaşlaması, teknik çalışması, kalça dönüşleri, omuz dönüşleri, iskivler dediğimiz dünya kadar varyasyon çalışmaları var. Bu da muhakkak bir antrenör eşliğinde, bilinçli bir antrenör eşliğinde, sadece belgeselde olmuyor. Günümüzde belge almak o kadar kolay ki, inanın o spor hiç yapmadan insanlar belge alabiliyorlar. Her şey farklı şeylere dönüştürülmüş. Bu işin emeğinden, bu işin altyapısından gelen, alın terini döken antrenörler yavaş yavaş da çekiliyor bu yüzden. Çünkü neden? Kişi maddi imkanları çok iyi gidiyor. Lise mezunu veya üniversite mezunu hemen kursa girip hiç çalışmadan. Çünkü bizim sporları bir kişi antrenör olabilmesi en az 5 yıl çalışması lazım. En azından bahsediyorum. Ben 40 yılımı verdim. Hala daha öğreniyorum ve hala daha bitmedi. Yani bu kadar kolay olmaması gereken bir spor dalı. Şimdi tabii ki okullarımıza baktığımız zaman beden eğitimi öğretmenlerimiz genelde bizim gibi futbol, basket, olay okullarda gördüğü sporlardan geçmişler. Ama şu anda 2 yıl sonra, birkaç yıldır bizim dövüş sanatları artık okullara girdi. Yani bir Wushu Kung Fu branşında okullar arası yarışabiliyor. Bir Muay Thai branşında okullar arası yarışabiliyor. Bir kickbox branşında okullar arası yarışabiliyor. Artık okulda tanımlar yönde, ama günümüzün eski o çocukları da yok. Çünkü onlar geleceğin çocukları. Yani bundan sonraki neslin çocuklarına biz hizmetimizde ne kadar ileri veya geriyiz tabii ki onu da düşünmek de gerekiyor bazen. Çünkü narin bir nesil yetişiyor. Fakat ben öğrencilerime hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Çocuklar, ülkemiz dört tarafı, çok özür dilerim, düşmanla çevrili bize göre. Biz öyle öğrendik ve öyle görüyoruz. İçimizde de aynı kötü hainlikler var. Peki ne olacak bu çocuklar? Çocuklar yarın bugün İsrail bizde. Suriye bizde, İran bizde, Irak bizde, Pakistan bizde. Yani hep ülkeler bize geliyorlar. Yarın bugün Allah göstermesin ki sizler bu sporları, bu eğitimleri alarak ailenizi de korumak, bizim başka ülkemiz yok. O zaman bizim gençliğimizin dirayetli, güçlü, çevik, ahlaklı ve dürüst olması lazım. Eğitimcisi de, eğitileni de. Yarın bugün çünkü onlar buralara gelecekler. Bizim yerlerimizi dolduracak birileri lazım. Ama bunlara da biz elimizden geldiği kadar, verebildiğimiz kadar. Branşlar çoğaldı. Yani hiç böyle bilinmeyen, bizim bile zor duyduğumuz ismini zor aykırdığımız branşlar da çoğalıyor. Tabii ki ister istemez bu sefer veliler, şimdi dövüş sanatı olunca ben sanat diye bakıyorum. Bunu gençliğimde de çocukluğumda da hep aynı gördüm. Sanat olarak ben sanat öğretiyorum.
Bu dövüşün sanatı olur mu? Evet, bu dövüşün sanatı olmasa bu antrenörlük belgeleri, bizim girdiğimiz kurslar, sporcu psikolojisi, genel antrenman bilgisi, sağlık bilgisi, anatomi dersleri, bu dersleri neden görüyoruz? Biz sanatın oluşmasında etken olan şeylerle iç içe kalmaya çalışıyoruz. Ve bu zamana kadar da 2013'ten bu yana düşünün 7 yılda 40 tane 3 ayrı branşta milli takıma sporcu verebilecek, vermiş kim var? Ben bir ilçede yaşayan insanım. Evet, Türkiye'nin en güzel ilçesindeyim. Ve çoğu birkaç ilden de büyüğüz. Hatta 30 küsur ilden de büyük olduğumuz söyleniyor. Şu andaki rakamları bilmiyorum. Ama bu ilçede de bizler de varız. Ama bu ilçenin bir belediye başkanı da var, bir kaymakamı da var, bir mülki amirleri, müdürleri. Bir bakmışsınız, isterim ki sporcularımın ülke, ilçemizin tanıtım kitapları, bunlar kitap hazırlanıyorsa, bu çocuklar da girsin oraya. Bir sayfasının küçük bir köşesinde milli sporcu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olarak biz vermişiz bunu. Bunlar da ülkenin değeri. Ha, böyle görülmesinde de fayda olabileceğini düşünüyorum en azından. Şimdi az önce belirttiğiniz husus da önemli. Spor değil de sanat olarak baktığınız zaman da buna yaklaşım daha farklı olacak. Elbette. Bugün şimdi yani 90'lı yıllarda işte o zamanın aksiyon filmlerinde şey vardı. İşte full kontak vardı. Kickbox vardı. Evet. Belki biz onun merakıyla geldik oraya. Ama oraya geldiğimizde bize şunu söylemişlerdi. Bunu sadece dövüş sanatı, dövüş sporu olarak görmeyin, bir savunma sporudur. Evet. Burada kendinizi savunmayı öğreneceksiniz. Hı-hı. Hani burada öğrendiniz de çıkıp da sokaklarda kavga edin diye öğretmiyoruz. Evet. Hep bunlar söyleniyordu. Bugün yine aynı şey söyleniyor. Sanat olarak bakılması gerekiyor. Evet. Ve özellikle bayanlar. Evet. Hani günümüzde en yakın örneği geçtiğimiz günlerde Ordu'da yaşadık. Katledilen bir bayan kızımız vardı. Evet. Bunun gibi şeyler de önemli galiba. Bayanlara yönelik bir böyle bir savunma sporu önemli. Peki buna baktığımızda Ünye'de özellikle bayanlar bu sporlara meraklı mı? Evet, Yunus Bey çok güzel yer etti. Önemli olan da benim için o. Çünkü hani bu spor savunma sporu. Evet, size ben şunu söyleyeyim. Benim şu anda Seda Kargoğlu isminde, yıllardır ismi söylenen bu kız çocuğumuz 13 yaşında, 12-13 yaşlarında bana geldi. 6 kez 3 ayrı branşta milli sporcu oldu. Bakın. Ve Türkiye'nin en sert sporları, bilhassa şimdi branşların kökenlerine indiğimiz zaman, ya bunlar neyi içerir diye baktığımız zaman bunu diğer disiplinlerde bulamazsınız. Ama bir Muay Thai branşından bahsediyorum sizlere. Muay Thai branşında 4 yumruk, 4 dirsek, diz, kaval vuruşları, yumruk vuruşları, hepsi, tekme vuruşlarının hepsi iç içe olduğu bir branşı düşünün ve bunun da bir bayan sporcu dünya şampiyonu. Ya en sert, en zor sporlardan bahsediyorum. Şu anda kız çocuklarının inan bana tek yapması gereken, yani tek demeyeyim de sizlere, gerçekten üstüne gitmesi gereken bu Muay Thai branşı. Şu anda çok projelerle de dünya genelinde bayan projeleriyle ön plana çıkmış bir branş, bir disiplin, bir spor federasyonu. Dünya federasyonu, IFMA. Yani burada kız çocukların şu anda, kız çocukları sevdiği zaman, ben hep limitim 18, yani önceden böyle değildi ama şu anda günümüz şartı 18 yaşına geldiği zaman kişi üniversiteye gidiyor artık. Ama üniversitede de artık bizim sporları yapabiliyor. Neden? Üniversiteler arası wushu, kung fu, üniversiteler arası muay thai, üniversiteler arası kickbox veya üniversiteler arası boks branşı. Orada da yarışabiliyor. Üniversite yarışmalarında, dünya olimpiyatlarında bunları da yarışabiliyor. Ama erkek çocuklarımızda bir geri dönüş var. Yani bir şey görüyorum. Çok kısa zamanda, çok çabuk alacaklar, hemen bitecek, başka bir şeye yönlenecekler. Yani sabır olayı erkek çocuklarımızda artık yetişme tarzından mı nedir onu bilemiyorum. Ama kız çocukları bir sevdi mi, ben diyorum ki 6 yaşında bir çocuk bir sevdi mi 18 yaşına kadar benim diyebiliyorum. Ve o çocukla dünyası, Avrupası, her şeyi, hayatlarında hiç görmeyecekleri belki iller ve ülkelerde yer alıyorlar. Ben hayatımda bir kere yurt dışına çıktım. Ama öğrencilerim birkaç defa Asya ülkesi de, Avrupa ülkesi de, yani Balkanlar hepsine gidiyorlar. Yani bu muhteşem bir şey. Bu küçücük yaşlarında buralara gitmek bize vesile olmadı. Bizim zamanımızda veya senin zamanında kickboxlar diğerleri gayri resmiydi. 99'dan sonra bu Wushu Kung Fu Federasyon oldu. 2003 yılında Muay Thai Federasyon oldu. Bir kickbox kategorisi 2004'te federasyon olduğu için o da 98'de oldu. 98'de yasaklandı Türkiye'de. 2 yıl. 2 yıldan sonra geri dönüş oldu. Yani ben kendim için söylüyorum. Bu spor disiplinleri insanlara gerçekten de sevdiği zaman çok iyi yerlere getirebilecek. Evet, bizim kullanın. Ben ünye halkıma, evet beni kullanın. Ama
disiplinli güzel bir şekilde gerçekten de bu işi öğrenen kişiler yıl dışı, yurt dışı, milli sporculuk unvanı ya çok isterdik. Sen de belki o zamanlar isterdin. Bir milli sporculuk belgesi evlatlarına, torunlarına yarın gösterebileceğin. Ülkemi temsil etmişim. Bundan başka güzel bir şey. Derece alıp almaması önemli değil yurt dışında. Ama Türkiye'de derece alıp zaten o ülkeni temsil etme hakkına kavuşuyorsun. Amacımız da inşallah gün gelir olimpiyat olur. Peki hocam, şimdi hani bir söz vardır. Ya popçu olacaksın ya topçu olacaksın. Siz topçu da değilsiniz, popçu da değilsiniz. Evet. Siz ortada kalmış bir spor gibi. Hani evet. Biraz da geri planda kalan bir sporcusunuz. Bu sporda ben bu sporu yaparım, para kazanırım sevdasım var. Yoksa bir sanat gözüyle bakıp da ben bu işi gerçekten yapabilirim. Bunun evet. sonuna kadar dediğiniz gibi müsabakalara katılabilirim diyen gençler mi var acaba? Şimdi çok nadir de olsa gerçekten de eski filmlerden kalan kişiler deriz. Onunla yaşamış, onun gibi yürümeye çalışan böyle eski bizim ismimiz Bruce Lee diyelim. Bunları da gördük biz ama bunlar çok nadir çıkıyorlar. Şu anda ben çocuklarıma her zaman her derste şunu söylüyorum. Bir, Wushu Kung Fu'nun Türkçe kelime anlamı. Wushu demek zaten dövüş sanatı demek. Önceden asker sanatı, asker bilimi. Bakın bu diğer branşlarda, diğer disiplinlerde böyle bir Türkçe kelime anlamı olan bir şey yok. Sadece asker sanatı, asker bilimi günümüzde işte dövüş sanatı. Bu sanat kelimesinin geçtiği bir Wushu'dan bahsediyorum ben. Burada şimdi çocukları şunu ben öğrencilerime çok iyi anlatmaya çalışıyorum. Biz Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği yetkiler amatör sporlar yapıyoruz. Türkiye'de futbol profesyoneldir. Profesyonellik olan yerde maddiyat, çok prof yetiştirme, işte yurt dışından nasıl sporcular? Evet, şu anda amatör sporlarda bile yurt dışından alınan sporcular oluyor. Bu nedir? Antrenör kendini ifade edemiyor. Antrenörü dinleyen olmuyor daha doğrusu. Çünkü bir yüksek seviyede de bakan diyelim, kimle muhatap olur? Müsteşarıyla, o müdürleriyle oraya kadar iner. Ama bize inen olmadığı için bizim dert, bizim ülke geleceğine sportif anlamda sanat anlamında ne verebiliriz anlamı bizlerle konuşulması, bizlerle istişare edilse bu iş o kadar güzel rayına gidecekti. Maddi manevi antrenörü, çünkü her antrenör açsa nereye kadar gidecek? Yani bir futbolla bizi, çünkü profesyonellikle amatörlük, bakın iki ayrım var Türkiye'de. Biz amatör ruhla gidiyoruz. Amatörlük olmazsa ülke sevdası bir tarafa gider, para ön plana çıkar. Bizde sadece ülke sevdası. Ülkemizi temsil etme sevdası. Gün gelir bu neye dönüşüyor Yunus Bey? Çocuklar üniversiteye gittiği zaman artık şunu söyleyebiliyorum. Çocuklar B milli veya dünya ve Avrupa'da ülkenizi temsil ettiğiniz zaman devlet size burs veriyor. Yani B millilik bursu diyelim ki işte 500 küsür lira. A millilik bursu 1000 küsür lira. Ailenizden para almadan, o belki maddi imkanı hiç olmayan bir aile, benim çocuğum çok zeki, üniversite okutamıyorum diyen aile bile, bu çocuklar bu sporlara geldiği zaman devletin bursuyla gidip ailesine bile belki 3 kuruş yardım edebilecek seviyeye de gelir. Evet, burslar kesinlikle belki düştü. Daha önceden A, B, C millilikleri hepsi aynı ücret. Bir askeri ücret fiyatıydı. Şimdi o tabii ki belirli kötü olaylardan mı olur ya da federasyonların yaptığı hatalar mıdır? Bunlar ne oldu? Bu sefer A milliyi ayırdı, B milliyi ayırdı, C milliyi ayırdı. Yani dünyada temsil hakkı olana daha yüksek, Avrupa'da temsil hakkı olana daha onun bir alt seviyesi ve Balkan, uluslararası maçlar, yani fazla ülkenin katılmadığı bu ülkelerin temsil gücünü C millilik olarak değiştirdi. Bunda iyi miydi, kötü müydü? Evet, dünyaya giden daha ayrımcı olması gerekirdi. Avrupa'ya giden de öyleydi ama şurada şunu düşünemedi belki. Bizler de çünkü akıl alışverişi olması lazım. Şimdi bir çocuk A milli olması için 18 yaşını doldurması gerekiyor. Bir insan zaten A milliliğe gelene kadar genç oluyor. Yani bir çocuk 18 yaşına, 18-40 yaş arası bakın yarışacağı. Orası her oluşmuş, yıllardır yarışmış kişilerle bir anda kurtlar sofrasına giriyorsun. Orada A milliliğin oluşması o kadar zor ki. Yani o çocuğun muhteşem bir yetenek olması lazım. 18 yaşına girdiği yani, gün onu alma tabii, şansı yok. Bunu çok gençler, nadiren olacak bir yani şey. Yani işte burada belki A ve B milliliği üniversitelerde aynı tuttukları zaman belki çok daha iyi. Çünkü çocuk gençlerde B milli olabilir. Dünyada da yarışsa B milli oluyor. Avrupa'da da yarışsa B milli oluyor.
Bu çocuk üniversiteye gidecek. Önü açıldı. Devletim bana burs veriyor diyecek. O rahatlıkla hem sporunu iyi yapacak hem de derslerini güzel bir şekilde. Yarın bugün de dünya Avrupa derecesi yapan bu çocuğun ataması gerçekleşme imkanı doğacak. Yani beden eğitimi okursa tabii ama adam hukuk da okursa o bursu alsın. Müteahhitlik de okursa aynı bursu alsın. Ve alıyor da şu anda. Devletimizde amatör branşa bu ruhu kazandırıyor. Bu da güzel bir şey. Bizler mutluyuz. Bizler küçük şeylerle mutlu, antrenör olarak baktığında küçük şeylerle mutlu oluyoruz. Elbette bir antrenörün kendini geliştirmesi için maddi imkanlarını çok yüksek seviyede tutulsa o antrenör acaba nasıl olur? O antrenör nasıl bir eğitim? Biz kendi imkansız, bir asgari ücret alan kişi olarak düşünüyorum, söylüyorum kendime. Ben bile hala bu yaşlarda maddi durumu olmayan kişilere maddi ve manevi hala maaşımı hep onlara harcıyorum. Şu anda 5 aydır 4 seminere gittim. Bu 1 yıl seminer görmek zorundayız. Yani bir kere yılda 1 yıl eğitim verebilmek için bu seminere gitmek zorundayız. Maçlar, seminerler, kurslar 4-5 ayda harcadığım para yıllık maaşımın yarısı. Yani düşünün bu seviyede gitmeye çalışıp hala sabır ve şükür ediyoruz. Devletimizden de Allah razı olsun demek zorundayız. Gün gelir belki bizleri anlarlar, belki bizleri görürler. Ama ilk önce ilçeden başlamak, kendi memleketinde başlaması lazım. Yine bir radyo kanalında şunu söylemiştim. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve Balkan şampiyonu. Buyurun ilçemizde de ayıralım. İlçemizde bu çocuklar dolmuşa biniyorlar. Veya servis arabalarına maddiyat sağlıyorlar. Bu çocuk dünya şampiyonası belgesine sahipse, yani millilik belgesi elindeyse, bırakın bunlara ücretsiz veya farklı bir belirli bir ücret düşümü yapılsın. Bunlar küçük şeyler. Belediyelerin veya büyük şehrimizin veya valimizin veya kaymakamlığımızın yapabileceği şeyler. Küçük yani, şeyler ama o genci, o sporcuyu da teşvik edecek teşvik, şeyler. Teşvik, o aile diyecek ki benim çocuğum milli sporcu oldu. Bak belediyem, işte kaymakamlığım, valiliğim böyle bir şey sağladı. Benim çocuğum ücretsiz biniyor veya yarı ücret ödüyor. Yani bu çocukları hor görmeden bu şeyler yapılabilir. Ama bize hep bu kanallara sizlerin karşısına çıktığımızda hep güzel şeylerden bahsetmek zorundayız. Ama bu sporun sorunları, sorumluları, bunları da bilmek, araştırmak, bunlar da siz gazetecilerin görevi oluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi futboldaki milli sporcu, bırakın kendi memleketinde, ilçesinde tanınmayı, tüm ülke genelinde tanınabiliyor. Evet. Ama sizin spor dalınızdaki bir milli sporcuyu bugün hiçbirimiz tanımıyoruz evet, Ünye'de. Evet. Yok mu? Maalesef. Var. Ünye'de milli sporcularımız var. Ünye'de güzel derece alan sporcularımız var. Ha bu da kısmen bizim gibi yerel medyanın ön plana çıkarmasıyla, elinden geldiği kadarıyla, sizin gibi spor aşığı insanların onlara üzerine titreyerek çalıştırmasıyla evet, bir yere kadar. Tabii. Ama dediğiniz gibi resmi kurumlar, kamu kurumları bu öğrencilere ufak tefek teşviklerle, elbette, bu tür teşviklerle onları da en azından heyecanını, hı, arttırabilirler galiba. Elbette, bence de öyle. Tabii ki sağ olsun ilçe spor müdürümüz Aydın Kuyumcu da çok çalışıyor. İl müdürümüz gerçekten de tüm ilçelere inmedik yeri bırakmadı. Malzeme yardımları, bakanlıktan projeler, şunlar bunlar. Yani güzel çalışmalar var ama bu çalışmalar bir kere yapılıyor sonra unutuluyor veya geçici kalıyor. Bizim yetiştirdiğimiz gerçekten de hala Türkiye'de derece yapmış ve milli takımlara yükselmiş ve devamlılığı sağlayabilecek kişilerin de sadece, çok özür dilerim, pancar çorbası da gitmiyor bu iş. Aynen öyle. Çocuğun beslenmesi de gerekiyor psikolojik için. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz de burada iş düşüyor. Bilhassa Milli Eğitim Müdürümüze. Şimdi bizim çocuklarımız tam ders zamanları Türkiye Şampiyonası'nda veya milli takımda oluyorlar. Çocuklar bir geliyorlar, bütün dersler yoğunlaşmış. Ve o statü kendi ilçemizde veya ilimizde veya ülkemizde milli eğitime ulaşmıyor. Yani öğretmenlerimiz bu çocuklara biraz daha farklı göz, diğer çocuklar gibi görmemek lazım. Çünkü diğerlerini de kesinlikle yapmıyorum ama bunlar spor yapıyor. Bir sınıfta en fazla bir iki kişi spor yapıyor. Bunlara da bırakın bu değerler ön plana çıksın. Ya bu çocuklar biraz daha ya ülkesini temsil etmiş, ilini temsil etmiş, ilçesini temsil etmiş, Türkiye'de derece yapmış veya milli takım derece yapmış. Bu çocukları derse boğup da ya sen keşke gelseydin derslere. Bu şekilde çok iyi öğretmenlerimiz de var. Ama bizim branşlarımıza yakın olmayan veya uzak tutan keşke bunlara da
bir el atılması. Yani sorunlar çok ama sorunları konuşulan bir ortamlar genelde bizlerle olmadığı için aktaramıyoruz. O çocuklarımızın takdir alması gerekirken veya başarı onuru belgesi olsun. Bazen çocuklarımız 1-2 puandan takdiri teşekkürü kaçırıyor. Çünkü neden? O esnada ülkesini temsil etmiş, ilini temsil etmeye gitmiş. Ama o yine diğer öğrenciler gibi bakıldığı zaman da bu da tabii ki bizleri, o çocuğun ailesi de bu sefer ya gitmesin maçlara. Çocuk ne kadar başarılı, bu sefer buraya dönüyor olay. O çocuğun yeteneği kayboluyor bu sefer. Çünkü yetenekler kolay çıkmıyor ki. Ya çok az yetenek çıkıyor. Bunları da değerlendirmek lazım. Küçük küçük şeylerle bunlara yardımcı olmak lazım bence. Biz öyle bir konuda direkt okul diyoruz. Ama evet, işte takdir alsın, teşekkürle gelmesin. Evet. Boş hiç gelmesin, muhakkak aynen, takdir alsın. Muhakkak. Ama öbür tarafta o çocuğun aldığı madalyayı, aldığı o dereceyi hiç görmüyoruz evet, zaten. Evet. Biraz da sıkıntı ondan. Burada eksiklik ailede de var, eksiklik eğitimcilerimizde de var, milli eğitimde de var. Bu artık ayrı bir tartışma konusu. Tabii. Bunun bir şekilde aşılması da gerekiyor herhalde. Evet, evet, öyle görünüyor. Peki hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ben sizden son sözlerinizi alayım. Buradan bu spora merakı olanlar neler yapmalı, nasıl bir yol çizmeli? Evet, ben tekrar konu kovaldığınız için bizleri ilk defa buraya sizlere çıkıyorum. Çok güzel bir yeriniz var, çok güzel ilgi alakayla karşılaştık. Spor yapmak isteyenler, gerçekten dövüş sanatları olarak biz dövüş disiplinleri yapmak isteyenler varsa ilçe spor müdürlüğümüz, Sayın Aydın Kuyumcu Nezaretinde herkese yardımcı olan güzel bir insanımız var, müdürümüz var. Burada Wushu, Kung Fu, Kickboksu ve Muay Thai branşlarının bu üç branşını veren ben oluyorum. Ama haricinde boks yapmak isteyenler, boks antrenörümüz var. Basket yapmak isteyenlere basket antrenörümüz, yeni tekvando hocamız geldi. Bayan bir hocamız var. Yine voleybol hocamız çok güzel başarılara da imza atıyor bu araları. Diğer hocalarımızla beraber. Yine güreş antrenörümüz gerçekten de çok iyi gidiyor. Yani ilçe spor müdürlüğümüzde şu anda görev yapan, resmi olarak atanmış resmi antrenörlerimiz, bunlar bilen, işi bilen antrenörlerimizle yola çıkmak ve o çocukların gerçekten de çok faydalı, çok güzel çocuklar olabileceğine, akıllı, zeki, çevik, bunlar şu anda ilçe müdürlüğümüzde ve il müdürlüklerimizde çok yaygın bir şekilde devam ediyor. Hiçbir ücret almadan artık insanlarımız para düşünmeyecekler bu konuda. Evet, tabii ki muhakkak giderler olur ama ücretsiz derslerimiz var. Bu konuda il ve ilçe müdürlerimiz sonuna kadar açıklar ve herkesi biz Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüze bekleriz. Branşlarımız çok, yani illaki bizim branşları tercih etmelerine gerek yok. Yollar çok ama tabii ki bizim sporlarımızda da diğer takım sporları gibi olmasa bile dövüş kavga diye insanların bakmadan, ya sakatlık daha mı çok olur? Hayır, kesinlikle, çünkü her korumaları var çocukların. Futbol kadar sakatlığımız yok mu bilsinler. Gerçekten insan sevmeye başladığı zaman o branşın en kalitesini en güzel şekilde en iyi hocalar da yapıyor zaten. Tüm ünye halkıma, bizi dinleyen kimler, izleyenler varsa herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı yayınlarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Saygı sevgiler sunuyorum herkese. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Kenan Balcıoğlu hocamızla beraberdik. Kendisiyle spor üzerine sohbet ettik ama spordaki bazı eksiklikler de bu arada görmüş olduk tabii ki. Biz yine de bu eksikliklere rağmen başarılarına doymayan hem öğrencilerine hem de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi, ünyemizi, ilimizi hem ülkesinde hem de yurt dışında temsil ettikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu başarıların her zaman devamı gelir efendim. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle mutlu akşamlar.